affedersin, amin. Yazık yazık, şu halimize bak. Ne var halimizde Erdoğan Bey? Sürünüyoruz kenara, daha ne olsun? Biz burada kuru sandviçe talim yaparken patronlar kim bilir orada neler yiyordur. Oh! Balık yemeye gidiyoruz dediler ya Erdoğan Bey. Ne yerlerse yerler müdürüm, affedersin, sana soracak değiller ya. Sen de öleceksin patron yalak alından ha. Hadi yürü, işine bak. Başka bir yeminin var mı babam? Yok Abbas abi, sağ ol. Hadi Abbas efendi, kimse gelmeden sen de ye sandviçine. Yerim bacım, affedersin. Kim o Abbas? Kurye müdürüm, affedersin. He. İyi günler. İyi günler. Gönlünüz var. Neymiş o kızım? Bir tekstil firmasından geliyor Ergun Bey. Herhalde Cem Bey'in istediği bilgileri gönderdiler. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Şükrü, yap konuşmayı. Çocuklar merakla seni bekliyorlar. Abi sen varken bana düşer mi konuşma? Manazlandın ha. Biz artık kendimizi emekliye ayırıyoruz. Bundan sonra bütün işleri size devrediyoruz. Tamam mı Şükrü? Tamam tamam. Biz artık analarınızla uğraşacağız. Çok güzel söyledin Şükrü. Kocalıkta full time isteyen bir iştir ha. Yani şirketi tamamen bize mi bırakıyorsunuz şimdi? Emin misiniz? Tamamen eminiz. Pırlanta gibi çocuklarsınız. İyi tahsil aldınız. Fazla şımartma şunları abi, hemen tepemize çıkarlar. Şımarsınlar oğlum. Ne var bunda? Kendilerine ne kadar güvenirlerse o kadar iyi. Bu konuyu açtığın iyi oldu baba. Bizim de size söyleyeceğimiz bir şeyler var. Biz de bazı kararlar aldık aramızda. Karar mı? Baksa. Dünya değişiyor baba. İşler artık sizin zamanınızdaki gibi babadan kalma yöntemlerle yürümüyor. Kesinlikle yürümüyor amca. Son zamanlarda çok hata yaptık. Biz mi yaptık hata yani? Amcanla ben. Demedim ben sana abi. Hemen başladılar o kanalda. Artık büyük düşünmek lazım ama babacığım. Dalga mı geçiyorsun sen oğlum? Kriz diye bir şeyden haberiniz yok galiba. Dur oğlum, dinle çocukları. Amca artık kuru üzümle limonla olmuyor bu işler. Bizim düşüncemiz sanayi ürünleri ihracatını öğrenmek. Tekstildi, mutfak gereçleriydi, küçük ev aletleri. Hatta bazı firmalarla temasa bile geçtik. Ya bırakın Allah aşkına hayal kurmayı ya. Hayal değil Şükrü. İyi düşünüyor çocuklar, dinle. Kolay değil o işler abi. Hemen yaptık oldu. Hayal kurmayalım. Şurada iyi kötü bir şey kazanıyoruz işte, ondan da olmayalım. Sen onların yaşındayken ne hayaller kurduğunu düşünsene bir kere ha? Ne o? Tavuk çiftlikleri, yok müzikal prodüksiyonlar falan ha? Ne harcama şimdi bizi çocukların yanında abi? Kafayı buldun anlaşılır. Çocuklar yabancı mı oğlum? Hem niye utanıyorsun geçmişine ha? Oo, getir istavretlerini getir. Çıtır çıtır olmuş, koş oraya. Koy aslanım, koş oraya. Şair'in televizyon programı kaçta başlıyormuş? 4:30'da. Acele et Cemil abi, yengeyi yakalanmayalım. Yakalanmayız, korkma. Sevim aşağıda Ayla Hanım'ın elbise provasını yapıyor. Sen gene de acele et. Çek, şeytan işi yok. Çok ağır oldu, çekemiyorum. Çıkar o şişelerin yarısını. Ne yap, çıkarayım ben. Ne yapacağım ben bunları şimdi? Sen bir müracaata sakla, ben bir ara alırım. Birleşmiş Milletler Sözcüsü sabah saatlerinde tarafların kurulacak yönetim... Bakın bir daha söylüyorum. Fazla açık oldu o yaka. İşte değil efendim, tam kararında. Bana da çok yakışıyor. Toplam 30 kişiden... Bunda şekerim çok ölçüsünü alacağım. Sabri Bey açık değil, bir kat daha gelecek. Siz anlamazsınız efendim, karışmayın Sevim Hanım'ın işine. Ay televizyonda Cenab Beylerin programı niye başlamadı bir türlü? Bu ne heyecan efendim, daha 2 saatten fazla var. Evden dışarı bile çıkmadı henüz o kıllı yalıkası. Kıllı yalıkası değil o efendim, koskoca devlet sanatçısı. Yakında da televizyon yayıncısı olacak. Göreceğiz bakalım. Görürsünüz efendim. Şimdi sizlere... Bu kanalda olduğundan emin misiniz efendim? Ne bileyim şekerim, bu kanalda dediler bana. Kımıldama sen. Ay bir ay önce başlasa. Ay çok heyecanlanıyorum. Kalbim kuş gibi çarpıyor. Yeter efendim, aa! Vallahi kırdıracaksınız şu televizyonu bana. Ağzımı bozdurmayın benim Sevim Hanım'ın yanında. Allah Allah, nerede kaldı bu asansör ya? Meşgul hocam, gelir şimdi. Hadi görüşürüz şekerim. Güle güle Sevim Hanım, elinize sağlık. Ah, hocam saygılar. Saygılar bizden beyefendi. Ay hala burada mısınız Cenab Bey? Geç kalacaksınız programınıza.
Telaşlanmayın hanımefendi, daha vaktimiz var. Vaktimiz kalmadı abi, yürü Allah'ını seversen. Efendim, merakla izleyeceğiz programınızı. Sağ olun hocam, biz de merakla eleştirinizi bekleyeceğiz. Buyurun Sevim Hanım. Teşekkür ederim. Lan! Vallahi iftar ediyoruz Şenap Bey. Herkes hayran kalacak size. Umarım öyle olur hanımefendi. İftar ediyoruz efendim. Benimle dalga mı geçiyor? Yok efendim, ne münasebet. Haddine mi düşmüş? Şşş, çabalar bana. İftar ediyoruz. Programda canlı telefon bağlantısı olacakmış. Öyle mi efendim? Tabii tabii, isteyen her an arayabilir. Hadi abi. Ne oluyor efendim burada? Cenab beyler gidiyorlar. Sabicim, bana şans dilemeyecek misin? İyi şanslar efendim. Biraz yarım ağız oldu ama olsun canımın içi. Boş ver abi, yürü. Ekranda bomba patlayacak. Buyurun. İnşallah. Ay siz hiç heyecanlanmıyor musunuz efendim? Düşünsenize, Cenab beyler canlı yayına çıkıyorlar. Ne diye heyecanlanayım efendim? Ben her gün canlı görüyorum geberesiceği. Bizim kızları unutmazsanız inşallah. Kızları mı? Kızları mı oldu canım için? Aydın Bey söz verdi, onları da programa çıkaracak. Hayret, ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Düşünürüz, düşünürüz canım için. Hele şu program bir tutsun. Bir tutacak efendim inşallah. Çoluk çocuk hep dua ediyoruz. Hadi abi. Boşuna bir tarafınızı yırtmayın. Tutmaz o program, tutmaz. Tamam. Uğursuz uğursuz konuşması olmaz Baykuş. Yok ya, sen ne anlarsın acaba? Anladım, benim adım Cemil. Hadi Celil'cim hadi. Zaten sinirlerim yay gibi, çekemem senin o şom ağzını. Ha? Sen git de biralarını sakla Cemil abi. Yenge yukarıya geliyor. Senin mi? Eyvah! İnsan haber vermez mi? Hadi atla abi. Geldim canım. Bizim kızları da artık televizyon yıldızı yapalım efendim. Düşüneceğiz canım, düşüneceğiz. Kız kapıcı yardım et şunlara kız. Buyurun, hoş geldiniz. Ah, programa mı kız Şahir? Programa abi. Yetişebilirsek tabii. Ah ne güzel, bol şanslar. Sağ ol. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hadi atla Cenab abi. Patla mı kız? Ayak ilaf ediyoruz şurada. Geç kalıyorlar Şenbül abla. Ah biz size mani olmayalım. Biz de size mani olmayalım. Böyle elleriniz torbalarla dolu. Alışverişten geliyorsunuz herhalde. Alışverişten Cenab Bey. Boşalttık mağazaları kız. Bunu kocası cızmız götürmeye başladı katilden de rahatladık biraz. Oh oh ne güzel. Hadi Cenab abi gözünü seveyim ya. Kız Şahir bak beni de çıkartacaksın programı ona göre. Ölümü gör çıkarmazsın ha. Aman hanımefendi ağzınızdan yel ağzı. Ben gidiyorum abi, geliyor musun gelmiyor musun? Geldim canım içi. Güle güle, iyi şanslar. Bol reytingler kız. Başarılar diliyorum Cenab Bey. Kalbimiz sizinle. Çok güzel olacak inşallah. Ayrılmayacağım televizyonun başından. Kapattın şu kapıyı efendim. Ev buz gibi oldu. Aa yeter artık. Başlayacağım şimdi o kıllının başarısından. Kıllı değil efendim o. Kıskanıyorsunuz Cenab Bey. Çatladınız kıskançlıktan. Hasetlik ruhunuza işlemiş sizin. Nesini kıskanacağım o kıllıyalı kazığının? Pes! Dolaşma sen de ayağımın altında. Pis bende vur. Korkutmayın kızımı. Gel yavrum. Gel. Gel annenin sen. Tepinmeye başladı yine baban kıskançlıktan. Haşt! Nereden babası oluyormuşum o yüzün? Babasısınız efendim işte, kedi babası. Televizyona çıkamadınız diye Cenab Bey gibi çatladınız kıskançlıktan. Hasbinallah! Ne uzun yemekmiş bu, daha bekleyecek miyiz? Sen de sabırlı ol be kardeşim. Adamlar 40 yılın başında bir yemeğe çıktılar, ne yapalım yani? Sen patronu hiç beklemiyor musun? Bu kadar da olmaz ki. Cepten falan arayamaz mıyız? Arayamam. Kusura bakmayın, kimseyi yemekteyken rahatsız edemem. Of of, hayatımız beklemek de geçti. Terbiyesizlik yapıyorsa yakasından tutayım atayım, müdür mü affedersin? Şimdilik bir ricam yok Abbas Bey. Sen gidebilirsin. Öpmek mi? Efendim öpmeyi yasak ettiniz de tereddüttüm birdenbire. Gel gel gel. Hadi öp beni. Biz de öpelim mi Ergun amca? Yeter artık, hadi cıvıtmayın. Hadi gelin bakalım gençler. Kahvemizi içerken şu sizin projeleri yeniden gözden geçirelim. Duydun mu Abbas, kahveleri yap. Duyduk müdürüm, affedersin. Buraya kadar mı çocuklar? Artık yollarımız ayrılıyor. Niye, bir yere mi gidiyorsunuz Ergun Bey? Hayrola? Gidiyorum kızım. Bana artık hayat dökmüş şirkette. Yapamam ben bu veliaht hazretleriyle. Siz giderseniz üzülürüz vallahi Ergun Bey. Yok Kanarya. Bu yaştan sonra çekemem ben de küçükler ağız kokularını. Ne
epeydir birlikte yürüyüşe çıkmamıştık Nihat. Haklısın Raşit. Özlemişim senin kolunda yürümeyi. O benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda. Ne yapıyorsun Nimet? Herkes bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar. İnsan sevgili kocasına bir şarkı da söyleyemeyecek mi artık? Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Nimet, rezil oluyoruz. Gözünü seveyim, söyleme artık şu şarkıyı. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Yeter Nimet, hasta ettin beni. Hastayım, yaşıyorum, görünmez hayal ile. Aa, tertibim. Bakıyorum görmeden gidiyorsun artık ha. Kusura bakma, dalmışım Hüseyin amca. Hayırdır, kafam mı bozuk? Bozuk Hüseyin amca. Dile görücü geldi. Evlenecekmiş yakında. Evlenecek miymiş? Kaç kere dedim sana yemeyenin malını yerler diye. Lahmacun mu var bunun içinde? Ha. Şöyle ucundan biraz alayım ha. Sen bu işte yavaş davran. Tertibim. Ne olacak şimdi? Bilmem. Canap amca kaçır diyor. Hay aklıyı da bin yaşasın. Ben de şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Başka çaresi yok. Kaçırmazsan kuş elden uçacak. Lahmacun da lahmacunmuş ama. Peki nasıl kaçıracağım Hüseyin amca? Ben anlamam bu işlerden. Kolay aslanım. Al kızı ıssız bir yere götür. Ormana mesela. Ormana mı? Ya da daha ıssız bir yere. Hatta varsa arkadaşın evine götür. Peki sonra? Sonrası ikinize kalmış bir şey aslanım. Sen karar ver. Ben kaçırmana yardım ederim. Sahi yardım eder misin Hüseyin amca? Seve seve. Tertemim. Sevaptır ya. Ben sonuna kadar arkandayım ha. Ne diyeyim kızım? Hayırlısı neyse o olsun. Senin aklın yattı mı bu işe? Bilmiyorum Davut Usta. Annem hayırlı bir kısmet diyor ama benim kafam çok karışık. İzin verirsen Ulviye teyzeyle bir konuşmak istiyorum. Şimdi mi? Şimdi. İyi git bir danış. Bakalım o ne diyecek. Ama lahmacunlar geliyor Dilek. Hiç iştahım yok tertip. Daha sonra yerim. Hoşça kalın. Hadi hayırlısı kızım. Güle güle. Bana bak hayırsız. Halis gelince söyleme sakın dediğin bize gittiğini. Söylemem vallahi amca. Ağzından kaçırırsam patlatırım ben seni ha. Dilek evleniyor diye tertim üzülüyor amca. Ne varmış üzülecek? Tertibin üzülecek diye kızcağız evlenmeyecek mi? Yuva kurup ev bak sahibi olmayacak mı? Heh, geldin mi? Geldim baba. Lahmacunları getirdim. Sımsıcak ne tatlı. Dilek nerede? Şeyde, şeye gitti. Bir yere kadar gitti, işi varmış. Birazdan gelecek. Hadi bakayım. Siz sofrayı hazırlayın. Ben de ellerimi yıkayıp geliyorum. Şşt hadi. Benden duymuş olma ama Dilek size gitti. Bize mi gitti? Niye? Yengemle bir şey konuşacakmış. Aklı yatmış o işe kızım. Hangi işe? Hangi iş olacak? Evlilik işine. Yıldırım nikah yapacaklarmış. Evlendikten sonra da kocası burada çalıştırmayacakmış onu. Evlenemezler. Evlenmelerine izin vermiyorum. Bana ne? Sen nasıl mani olacaksın? Kaçıracağım Dilek'i. Kaçıracak mısın? Şşt, yavaş konuş. Babam duymasın. Kaçıracağım tabii. Gelirken Hüseyin amcayı gördüm. Bana yardım edecek. Ben de yardım ederim. Helal olsun Dertlik. Yardım eder misin? Ederim. Ben de sonra sana yardım ederim. Sevdiğin kızı kaçırmak için. Anlaştık. Çak! Çak! Ne kaynatıyorsun? Hayırsızlar. Yok bir şey amca. Yok bir şey baba. Ondan bundan konuşuyorduk. Tutamadın çeneni değil mi hayırsız? Ekmek çarpsın ben bir şey söylemedim amca. Bir şey söylemedim baba. Ekmek çarpsın ben bir şey bilmiyorum. Emin yok. Emin yok. Hadi oturun yiyin yemeğinizi bakayım. Bu ne bu? Sen mi yedin bu lahmacunun yarısını? Ben yemedim baba. Hüseyin amca yedi. Hüseyin amca mı? Nerede gördün sen onu? Yolda gelirken gördüm. Sen de lahmacun yarısını ona verdin öyle mi? Ben vermedim baba. Konuşuyorduk, kopardı. Ne konuşuyordunuz bakayım? Söyle bana. Çabuk söyle. Gelin amuzun fikirler soktu senin kafana.
Sen biliyor musun hayırsız? Ekmek çarşısı mı bir şey bilmiyorum amca. Sus! Al! Lüzumsuz yere yemin etme. Oh! Hadi iyi yemeğiniz hadi. Bozmayın benim asabımı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne iş yapıyor bu çocuk Dilek? Marangoz atölyesi var. Oo, marangozluk iyi bir meslek. Yalnız yaşı benden büyük biraz. Yaş farkı önemli değil Dilekciğim. İyi anlaştıktan sonra sorun yok. Ama karar vermek için acele etme. Etmiyorum. Zaten onun için geldim sizinle konuşmaya. Aman kızım, acele işe şeytan karışır. Sen ablamı dinle. Evet demeden önce biraz tanımaya çalış damat adayını. Nasıl bir insandır, nelerden hoşlanır? İleride üzülmemek için her şeyi önceden bilmek lazım. Ayşeciğim, bu konu aramızda kalsın olmaz mı? Henüz kesin bir şey yok. Merak etme abla, kimseye söylemem. Halis de bilmiyor, duyunca çok üzülecek. Bu bizi çok düşündürüyor Dilek. Nasıl söyleyeceğiz bilemiyorum. En iyisi söylememek. Evlenmeye karar verirsem sessiz sedasız ayrılırım işte. Olur mu hiç öyle kızım, küs gibi? Evet, Ayşe doğru söylüyor Dilekciğim. Nasıl olsa öğrenecek. Onu bu duruma hazırlamamız şart. Alıştıra alıştıra söyleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Nereye gidiyorsun Tertip? Eve gidiyorum. Belki yakalarım Dilek'i orada. Gitme Tertip, amcam kızar. Sen de söyleme nereye gittiğimi. Sorarsan edeyim peki. Bana ne, bir şeyler uydu işte. Nereye gitti bu kafasız? Bilmiyorum amca. Sormadın mı hayırsız? Sordum ama söylemedi. Amcam sorarsa ne diyeyim dedim. Ne dersen de dedi. Kafası bozuk. Hasbinallah. Ne yapacağım ben bu çocuğu? Nereye böyle koşa koşa Tertip? Sana ne? Kafam bozuk yine. Bozuk evet. Şimdi sana laf anlatamam. Acelem var. Dilek geçtim buradan. Dilek mi? O da kim? Benim sevgilim. Ama şimdi başkasıyla evleniyor. Ha. Niye peki? Ne niye peki? Niye başkasıyla evleniyor onu soruyorum. Senin sevgilin madem. Oo. Lafa tutma şimdi beni. Senin dünyadan haberin yok. Dilek'i bile tanımıyorsun. Halis'e çok üzülüyorum abla. Duyunca deliye dönecek. Ne yapacağız? Sen her şeyi bana bırak Ayşeciğim. Zamanı gelince uykup bir dille anlatacağım. Nerede o? Anlayamadım Halis. Kimi soruyorsun yavrum? Dilek'i soruyorum. Buraya gelmiş. Nereye sakladınız? Çabuk söyle. Tövbe yarabbi. Dilek! Dilek neredesin Dilek? Halis, gel buraya yavrum, ne yapıyorsun? Dilek burada değil. Yalan söyleme, buraya gelmiş, ben biliyorum. Oo, anneler yalan söylemez Halis. Evet, gelmişti ama az önce gitti. Ne konuştunuz peki? Ah, kadın kadına bir şeyler konuştuk. Her şey erkeklere söylenmez. Evlenmekten konuştunuz değil mi? Ne bakıyorsunuz öyle? Söyleyin çabuk. Dilek benden başka kimseyle evlenemez. İzin vermiyorum. O benim sevgilim, bu ne? Biz de tesadüfen geldik. Bilmiyorduk programın bugün olduğunu. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hep birlikte seyrederiz. Anne hadi çabuk, neredeyse başlayacak. Telaşlanma kızım, daha 5 dakika var. Kocası televizyona çıkacak diye heyecanlanıyor. Önemli bir şey ama Nazancığım, kim olsa heyecanlanır. Heyecanlanmaz mı abla? Benim kocam öyle televizyona çıkacak olsa aklımı bozarım valla. Hadi sen çayları götür, biz de geliyoruz Hacer. Tamam abla. Çocukların yanında söylemek istemedim yine. Dargınlık bize hiç yakışmıyor. Her gece uykum kaçıyordu. Bırak Allah aşkına Nazancığım. Ne dargınlığı? Ben unuttum gitti. Bazı insan boş bulunup bir şey söylüyor, sonra da pişman oluyor. Bakmış baban çıkacak şimdi. Hadi ama anne, başını kaçıracaksınız. Geldim kızım, geldim. İyi ki kocam bir televizyona çıktı senin de. Heyecanlanıyor kız, ne yapsın Nazancığım? Başlıyor, başlıyor. Teren estiriyor ama Mine. Ay tamam, susun artık. Çelep amcalar, program başladı baba. Ha, başladı mı? Hadi baba koş. Geldim kızım, geldim. Cenab Bey, başarılar, başarılar. Aşkı nasıl tanımlarsınız? Aşk. Tanımlaması zor bir kavram canım için ama bilmem, şöyle desem.
Aşık insan sevdiğiyle aynı kişidir, tek kişidir. Onu incitmek istemez çünkü o incinirse kendisi de incinir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne güzel söylediniz evet, Cenab-ı Bey. Ağzınıza sağlık. Ne yapıyorsunuz efendim? Ders hazırlanıyorum efendim. Birazdan dersim var. Ne demiş Özdemir ağzım? Kesin efendim. Duyamıyorum Cenab-ı Bey'i. Sana gitme demeyeceğim. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Ay. Gene de sen diyorsun. Yalanlar istiyorsun. Of yeter! Yeter efendim, yapmayın lütfen. Burada Cenab-ı Hak dinlemeye çalışıyorum. Dinleyin efendim. Ben de burada derse hazırlanıyorum. Sana gitme demeyeceğim. Hayırsınız. İnadına yapıyorsunuz. Size öyle geliyor efendim.